Efendim? Tuğçe'de olan yerinde tabii belki de Uğur bilmiyordu. Tekrar sen girip pencereden annene baktığını ama babanı gördün mü? Yani babanın yattığını gördün mü? Ben pencereden bakmadım. Ben şimdi adam yanından gittikten sonra o bulunduğum odadan kafamı çıkartıp annemgilin bulunduğu odaya baktım. He. Daha sonra odanın kapısı kapanmış. Ben de gitmeye cesaret edemedim. Odanın kapısı kapanmıştı. Kapanmış. Ya adam neredeydi o esnada? Bilmiyorum. Yani bir dakika, Tuğçe nerede? O zaman sen evin oradaysan ne tarafa doğru gittiğini de öğrenmiş oluruz aslında onun. Senin tarafına gelmedi demek ki. Kapıdan mı çıktı acaba? Kapıdan değil çıkacak. Yani. Nereden çıkacak? Oradan çıkmıştır. Büşra camdan çıkıyor. Siz hazır dediniz diye söylüyorum demin. Hazır değil mi arkadaşlar? Niye? He? Anlamadım. Peki, Tuğba Dayanır telefon attığımızdaymış, yalan söylüyor dediniz. Tuğba Hanım günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Verdiğiniz ifadelerin doğru olmadığını söylüyor Büşra. İstersen Büşra sen söyle, nesi doğru nesi yanlış, ben yani sen yüzde. Evet. Maskeyi çıkardı, olayını falan nasıl uydurdun sen? Büşra, yukarıda Allah var. Evet, Allah Hümeysa var. Hümeysa senden tokat attı, hatırlarsan. Ne dedi? Rümeysa sana tokat attı, kendine gel diye. Rümeysa sana tokat attı, kendine gel diye diyor. Ya böyle hani sert tokat falan değil, benim yüzüme su serptiler, kendine tamam. Gel diye dediler. Hayır, kapının önünde Rümeysa sana tokat attı, sen de dedin ki kendin de ben şokta değilim dedin. Babam öldü, annem yaşıyor dedin. Ben babamın öldüğünü hastanede öğrendim, nasıl böyle bir şey söylemiş olabilir? Büşra, orada tek ben yoktum, Allah aşkına herkes vardı. Bu ifadeyi bir sen veriyorsun. Nasıl tek ben veriyorum? Hiç kimse doğru düzgün söylemedi ki zaten. Ben ilk başta bunu söylemedim. Başıma bela almak istemediğim için. Bunu Allah sen Allah. Söyledin. Benim böyle bir babam şey söylemiş olmak imkansız. Babamı öldürdüler. Babam öldü. O taraf gitti. Abi gitme, seni de öldürecek diye bir bağırmadın mı? Abi sen tek başına nereye gidiyorsun dedim. Hayır. Ben babamın seni de öldürecekler dedin. Orada herkes vardı Büşra, seni öldürecekler, gitme abi diye bağırdın. Ya senin yalan söylediğini açıkçası yani... Tamam Büşra, senin bir şeyin yalan söyleyin. Tamam, çıkarın ne peki? Yalan söyleyin, çıkarın ne? Uğur abi benim babamın oğlu değil, Yılmaz babamın oğlu değil. Niye yalan söyleyeyim? İşte niye yalan söylüyorsun, onu merak ediyorum. Ben sana söylüyorum, ben niye yalan söyleyeyim durduk geldi. Bunun sebebini sen söyleyeceksin, ben nereden bileceğim? Peki kan maskesini çıkarttı, mevzusu nedir? Çok açık. Orada dedi ki annem de vardı, ne oldu dedim diye sordum ben Müşra'ya. Ne oldu dedim diye sordular. Maskeli adamlar geldi, babam öldü, annem daha ölmedi, boğuşuyor dedi Büşra. Peki, yalvarıyorum annemi kurtarın dedi. Kar maskesini çıkardığını söylüyorsun, sordunuz mu kimdi diye? Efendim? Kar maskesini çıkardığını söylüyorsun değil mi? Evet sorduk. Kimdi tamam, kimmiş şey o zaman? Bilmiyorum dedi. Ya sen bilmiyorum bunu nasıl dedi. Uydurabiliyorsun Allah ben aşkına ya. Ben ilk defa ya. Senden duyuyorum bunu. Öpesin yüzünü. Ben jandarma yaradım bak. Ben jandarma yaradım tamam mı? Ben jandarma yaradım. Büşra böyle bir ifade verdi mi dedim. Hayır dedi. Tuğba ben yalan söylemedim. Söylüyor dedi. Ben ilk başta bunu söylemedim. Sen dedin ki bak. Sen dedin ki. Sus bir dakika. Sen şu an. Sen dedin ki. Jandarmaya sürekli farklı ifadeler veriyor. Jandarmayla sürekli görüşen benim. Sen nerede ne zaman görüştüğünde farklı ifadeler verdiğini söylüyorsun. Kim ben mi? Senin bak röportajın var. Jandarmaya sürekli farklı ifadeler veriyor diyorsun. Sen benim ifadelerimi nereden biliyorsun? Bunu soruyorum. Nereden biliyorsun? Ben bilmiyorum. Sen nereden biliyorsun? Ben Müşra'nın farklı ifade verdiğini ne bileyim Allah aşkına. Röportajda söyledin. Dünkü röportajında ya önceki röportajında kendisi söyledi. Jandarmayla teyit edebilir misin? Lütfen merak ediyorum. Lütfen teyit edin. Sen ilk önce iki kişi dedin, sonra bir kişi dedin. Ondan sonra Yılmaz abiyi karakola gidip de Yılmaz'ı tutmadı mı? Ya kar maskesini birisini çıkaracakmış. Mesela röportajda niye söylemiyorsunuz o zaman? Ya sorarım ben de maskeyi çıkarmışsın. Kimdi diye evet. Sorarsın değil mi? Bilmiyorum demiş. Jandarmaya evet, sürekli farklı ifadeler vermiş. Ben jandarmayı aradım sordum bunu. Senin yalan söylediğini söylüyor jandarma. Evet dün ben istihbarattan birisiyle konuştum. Senin yalan söylediğini söylüyorlar. Tamam ben yalan söylerim. Çıkarım ne bunda yalanım da çıkarım ne? İşte bilsek biz burada i̇şte olmayız. Bilmiyoruz ki. Sen peki, söyleyeceksin bir şey söyleyeceğim. Benim buna ama... çıkarım ne? Bir dakika şimdi ben bağlantıları ya bilmediğim kızım, ben için. Ya kızım ben bilsem buraya gelmem zaten. Osman Bey ben bağlantıları bilmediğim için. Siz Betül'ün komşusu musunuz Betül'ün annesinin? Akrabası. Evet, akrabasıyım. Akrabasısınız. Hem akraba hem komşusuyum.
Akraba derken nasıl akraba? Uzaktan, anne tarafından uzaktan. Öyle yakın değil. Yakın değil. Peki sizce neden Tuğba yalan söylüyor? Bilmiyoruz ki. Diyor ki şimdi röportajında. Hayır bilmiyoruz. Hayır, onu bir yere bağlamak lazım. Şimdi Tuğba yalan söylüyor. Yok bilsem ben burada olmam zaten. Niye yalan söylüyor bilmiyorum. Hayır hayır, bir bağlantısı. Şimdi bu konuştuğumuz kişilerle ilgili bir bağlantısı olacak, bir şey olacak ki Tuğba da olayı başka tarafa çekmek için yalan söyleyecek. Bak şimdi ben olay yaşayan değilim. İfadeler üzerinden gidiyoruz değil mi? Çok net söylüyorum. Tuğba diyor ki jandarmaya sürekli farklı ifadeler veriyor diyor. Kar maskesinin bir tanesini çıkarmış, diğerine çaydanlık dökmüş. Jandarmayı arayıp soruyorum. İki tane kar maskeli olduğunu, birisinin maskesini çıkardığını, diğerine çaydanlık döktüğünü söylemedi diyor. Ama ya bunu jandarma söylüyor. Çaydanlık. Hayır hayır, iki kişi gelmişler hocam. Değil. Birinin maskesini çıkarıp diğerine çaydanlık dökmüş. Tuğba böyle söylüyor. Jandarmaya böyle ifade verdiğini söylüyor. Jandarmayla sürekli görüşen benim. Lütfen de teyit etsinler. Yanlışsa da her şey ortaya çıksın. Ben hiçbir şeyden de kaçmıyorum. Ama yani bu ifadeyi bu kadar net bir şekilde, bu kadar yalan bir şekilde niye söylüyor? Şimdi röportajında diyor ki Büşra sürekli jandarmaya farklı ifadeler veriyor diyor. Jandarmaya verdiğim ifadeleri abim bile okuyamıyor ki. Bu nereden şöyle diyor? Söyleyeyim, jandarma o köyle konuşurken bu zaten herkesce malum bir şey. Bu Tuğba'ya ait bir şey değil. Yani farklı dediğin gibi mesela az önce Aza'nın da söyledi. Şimdi Aza da seninle konuşuyor. Sonra senin tek kişi söylediğini öğrenince bu köyde konuşuluyor. Şu an köyün en büyük mevzusu bu zaten. Mesela aylardır. Bir şey daha söyleyeceğim. Osman Topbaş'la ilgili bir ifadesi. Osman Topbaş da böyle söyledi demişti röportajında. Bizim köyden ben Osman Topbaş'la görüşmedim, Allah var. Köyde Osman Topbaş'ı aramışlar. Osman Topbaş böyle bir şey demedim dedi. O Tuğba dayanır yalan söylüyor dedi. Bizi, beni arayan köyler, köydeki kişiler. Bağlanabilirler. Peki Tuğba'nın yalan söylemekle ilgili nasıl Bey, bir şey göre, Tuğba Hanım neden yalan söylüyor? İşte ben Tuğba dayanır bilmiyorum hocam. Ya arkasındaki yalan yani bilsem sebebiyle çözebilirim. Aklınızda bir şey var mı? Benim şu yok. Şu anda açıklamadığınız. Kamil Hanım'ın var galiba. Bu yalan benim, ifadeyle bağlantı kuracağınız. Benim yok hocam. Olsa şurada söylerim. Hatta benim olan şüphelerimi daha da güçlendirecek bir şeydir bu. Neden yalan söyledi? Demek akrabalık bir şey saklıyor. Akrabalık ilişkisi ben anne kökenli mi? Evet. O Tuğba'nın annesi benim daha yakın akrabam. Annemin halasının kızının kızı. O Rumeysa'nın arkadaşı bu. O gün Rumeysa öyle de dedi ki çaya çağırmış bunu. Gel çaya diye. Bu olaydan önce. Ben Konya'dan geldim, çaya geldi. Ondan sonra o şey... Ne diyeceğimi de unuttum işte. Hani niye yalan söylüyor? Ha şey... Tuğba onu anlatmaya neyse, üç erkek kapının önünde oturuyor. Bu bir bekar kız. Erkekler kapının önünde oturuyormuş. Üç erkek. Uğur, Mehmet Ali, Yılmaz. Bunlar da bahçede oturuyormuş. Annesiyle de ben görüştüm. Gittim hastaneye. Bir hekim hastanesine hiç olsa gözüktüm. Bekar bir kız. Çıktım da kapının önünden baktın erkekler duruyor mu diye. Kapı örtülüymüş. Kapı erkekler kapının değil, önündeymiş. Teyze, kadınlar içerideymiş. Değildi. Yani nasıl diyorsun? Hiç kalkmadılar orada. Üçü de oturdu. Hiç kalkmadı, hiç gitmedi. Niye yalan söylüyorsun ya sen? Yılmaz abi dışından kendisi söylemiş. Nereye gittiklerini, ne bileceklerini arabayla gezdirdiğini. Yalan söyledim ben söylemiyorum. Köyden arayıp söylüyorlar. Bak, köyden aradıp söylüyorlar. Jandarma arayıp söylüyor. Yani dün biz şunu çok güzel bir şekilde çektik. Eğer o evden birisi ise katil, yani Uğur'un, Yılmaz'ın, Mehmet Ali'nin oturduğu evden birisi ise katil, o bu demiyorum. Tuvalete gidiyorum diye bile gidip bu cinayeti işleyip geri dönüp... hiçbir şey olmamış hiç, yani gibi hayatına devam ediyor. Etraftakilerin de onu gitti gitmedi mevzusu yaşamadan gidip cinayet işlenip gelinin bilinecek bu bir mesafede. Bu kız öyle diyor işte, hiç özür gitmedi, dilerim. Hiç çıkmadı. Affedersiniz Müge Hanım. Evet, dün Yılmaz da çıkmadı dedi. Osman'cığım. Tuba röportajında şöyle bir şey söyledi. Yılmaz, Uğur, şu, bu hiç evden çıkmadılar dedi. Bu konuşmasında. Hı hı. Daha önce de var bu. Oysa Yılmaz'ın çıktığı da ortada. Yılmaz kendisi söylüyor Yılmaz abi. Bu da hiç Yılmaz'ın çıktığını Uğur'da görüyor. Mesela soralım. Ha, evet. Uğur demek diyor. Oluyor ki gözünden kaçan olaylar var. Betül de zaten... evden kimse dışarı çıkmadı diye ifade vermiş. Bir de söyledi. Ama da sonra Uğur çocuğu gezdiriyor dedikten sonra ben görmedim. Ama ben Yılmaz'ın görmedim. Çıktığı efendim, ortada. Yani. Bir dakika kızım. Tamam. Yılmaz'ın çıktığı ortada. Gidip gelmesi için de 5 dakika lazım. Hadi 2 dakika daha koyalım piyangodan. 7 dakika. 7 dakikada dakika, tuvaletten hani, çıkamazsın ya. Evet, yani o evdeki herhangi biri kadın ya da erkek kimseye hissettirmeden gidip gelebilir. Yani şimdi toplu tabii o evde kalabalık bir sürü kadın ev. Çoluk çocuk var yani. Ben herkesin kalabalık. Bu cinayete o evden işlendiyse ortak olabileceğini düşünmek dahi istemem. Olmaz da zaten. O ev kalabalık. Ama, dünya kadar insan var.
7 dakika birisinin kaybolması gayet mümkün göz önünde. Konuşabilir miyim? Evet. Zaten üstelik dün, pardon Uğur, sen de dedin yürüyerek de gidilir dedin annemin evine. Ben yürüyerek daha çabuk gittim dedin. Tarladan. Koşarak gittin dedim. Koşarak gittin. Koşarak gittin yani. Yine yani koşarak giden birisi de gidip tekrar geri dönebilir yani. Büşra, hı, araba sesi var mıydı? Hiç yok, duydun mu? Ben hiç araba sesi duymadım ama kapının açıldığını duyduk biz. Ama araba sesi duymadın. Araba sesini duyanlar var. Sizin bir köpeğiniz falan yok mu? Yok. Niye beslemiyorsunuz köpek? Büşra Hanım, şimdi bu kar maskesinden sen gözlerini gördün, hı hı, bu kişinin. Evet. Gözleri açık renk miydi, koyu renk miydi, renkli miydi, siyah mıydı? Kahverengi diye hatırlıyorum ben. Hani kahverengi, hı hı, diye hatırlıyorsun. Evet. Peki sen buna kalkıp da bu babanı ve anneni vurduktan sonra işte sen üzerine su atmaya kalkıyorsun falan. Hı hı. O da kalkıp sana vururken sen işte bir şey konuşuyorsun yani yapma falan, hı hı, diye. Seninle göz göze geldiğinde istese tak diye senin de kafana sıkabilir. Sana tüfekle uğraştı yanımda. Bilmiyorum, tutukluk yaptı herhalde, vurmamasın. Hayır, diyeyim. Sana kalkıp da Büşra beni görmedin ve tanımadın. Keşke deseydi. Keşke, ha, deseydi. En azından bir sesinden. Ne bileyim ya, keşke tehdit edilseydi. Yani ben böyle artık bir bundan konuşma, yoruldum. Böyle bir konuşma olmadı mı hiç? Hayır. Su geldi mi ona? Zaten çay içeli biz çok olmuştu. Tamam, hayır, su geldi mi ona? Ya sen şimdi çaydanlığı ıslandı mı çaydanlığı yani? Çaydanlığı bilmiyorum ıslanıp ıslanmadığını, şimdi bilemeyeceğim. Ha, sen yerde otururken mi attın, ayağa kalkıp da mı attın? Ayakta değildim ben. Hafif doğrulmuştum. Kaynar su muydu çaydanlıktaki? Hayır, çayı içeri çok olmuştu. Soğumuştu zaten. Biraz. Sıcak su. Peki konuşma diyene göre. Tamam, sen onu, pardon, sen onu attın. Hı-hı. O ne yaptı? Dipçikle karşılık verdi. Çaydanlığa. Dipçiği nereye vurdu? Nereye vurduğunu tam bilemeyeceğim ama vurdu. Daha sonra dışarı çıktı. Ay, sana mı vurdu, çaydanlığa mı vurdu? Çaydanlığa. Dışarı mı çıktı? Ya, evet. Havaya mı? Yani çaydanlığa havadayken mi dipçikle vurdu? Evet. Tam ben böyle hani onu kendisine karşı böyle fırlatmadım. Hı. Aldım, fırlatacakken vurdu. Ne kadar mesafedeydi? Bir dakika, bir dakika. O zaman çayı sen fırlatamadın yani. Yani su yüzün üzerine gitmedi, dökülmedi. Yok. O zaman yok, su senin üzerine döküldü. Halıya dökülmüştü mü? Halıya dökülmüş olabilir, bilmiyorum. Yani benim üzerime gelmedi. Çay içeli dediğim gibi çok oldu. Zaten azalmıştı. İçinde az bir şey vardı. Yani sen falan daha çaydanlığa elini attın. O hemen bir tane vurdu. Çaydanlığı fırlattı. Evet. Elinden fırladı. Bir dakika, bir Büşra anlatsın arkadaşlar. Siz yorum yapmayın. O anlatsın. Hı hı. Senin yerde oturuyordun. Ayakların üzerine doğruldun. Evet. Hı. Çaydanlığı aldım. Böyle yüzüne karşı bir fırlatamadım çünkü. Hı. Kaldırı kaldırmaz dipçikle vurdu. Çaydanlık artık nereye gitti, ne oldu bilmiyorum. Onu, orasını hatırlayamayacağım. Daha sonra dışarı çıktı. Demliği nerede çaydanlığın? Ben ikisini bir aldım. Küçük çaydanlıktı. Hı hı. İkisini bir aldım. Yani alttan tutup. O da o zaman vurduğunda ya annene ya sana sular geldi. Hı hı, bana gelmedi. Annen ıslak mıydı? Onu bilemeyeceğim. Bilmiyorum yani annem ıslak mıydı. Şimdi biz böyle yan yana oturuyoruz ya. Annemle biz bayağı yakındık. Tamam, böyle yakınsınız. Sen de bunu, hı hı, aldın. Ay, şunu da göstereyim Allah. Sayın Tanju Gürsoy'a çok teşekkür ediyorum. Rakun sevdiğim için bana rakunlu bir sürü şeyler göndermiş. Bundan içeceğim bundan sonra sularımı. Şimdi buradasın sen, aldın. Diyorsun ki kaldırdım ama hiç şey olmadı. Yani yüzüne geldiğini, tamam, sanmıyorum. Tamam, sen bunu tuttun, o da dipçikle vurdu. Evet. Şimdi bu benim, sen solak mısın, sağlak mısın? Sağ. Sağ elindesin, annen de sağ tarafında. Evet. Buna dipçikle vurulduğu zaman zaten bu benim ya suratıma çarpar. Hı hı. Patlar yani. Hı hı. Benim yüzüme gelmedi. Ama üstüne geldi ne sular. Ne oldu bilmiyorum. Ha? Benim üzerime de gelmedi. Halıya dökülmüş. O zaman fırlatamamış olman lazım. Aynen. İçinde çok fazla yok zaten. Dediğim gibi biz içeli çayı çok olmuştu. Tamam, çaydanlık, çelik çaydanlık mı? Hı hı. Tamam, dipçikle vurunca gelmedi mi size doğru çaydanlık? Şimdi gerçekten çaydanlık olayını şey yapıp hani vurduktan sonra çaydanlık nereye gitti onu bilemeyeceğim. Siz girmeyin, siz orada değilsiniz ki, çaydanlık attığını gördün mü ablacığım? Yok, iş çantasına dolmuş ablamın çaylar. Çaylar abamın önünde iş çantası varmış, onun içi doluydu. Tamam. Kosasını, tamam, suyunu. Yani çaydanlık nerede? Orta yerdeymiş, almışlar şeye, mutfağa koymuşlar. Bardaklarla kırılmamış. Gördük o gün giriverince. Yani bardakları falan da kırılatayım demedin. Yok, çaydanlık geldi. Cep telefonu falan yok muydu senin? Cep telefonum şarjdaydı. Hiç etrafta da yok öyle bir şey, fırlatacak, yok, atacak, yok falan. Yani sen bunu yapayım dedin, su da gitmedi o zaman ona. Hı-hı. Sonra ne oldu?
Sonra dışarı çıktı. Pencereden ben adamı gördüm. Pencerede hala tüfekle uğraşıyordu. Daha sonra ben annemi kendime gelmesin. Peki gideyim bir kapıyı kapatayım, kilitleyeyim. Ben o konuda gerçekten çok pişmanlık yaşıyorum. Hani sürekli aklımda düşünüyorum. Şunu yapsaydım, bunu yapsaydım ama... Gerçekten mantıklı. Yani kapıyı kapatmak aklıma gelmedi benim. Peki annen ne yapıyor? Peki babana koştunuz mu? Hayır. Babam düştü. Annemi ben halıya asıldım. Direkt arkaya gittim.